Başka bir suale geçelim. Üstadım, aynı minvaldeki birkaç suali birleştireyim. Evet. bir, ekaliyetler azınlıklara devlet zamanında aldığı vakıf mallarını iade kararı aldı. Bu noktada Osmanlı ve Selçuklu'dan gelen vakıfların durumuyla alakalı malumat ve onlar da iade edilmeli mi? Yine aynı minvalde CHP partisinin zamanında yıkmış olduğu camilerden bahsediliyor bu bir hakikat mi? Hakikatse birkaç misal ve netice CHP faşist bir parti miydi? Öyleyse misallerini soruyorlar. Peki hala. Bunu nasıl sığdıracağım bilmiyorum ama özetlemeye çalışayım. Bir defa Müslümanlıkta bir kayda vardır. Şartul vakıf ke su şari. Vakfedenin koyduğu şart Allah'ın şeriatı koyanın koyduğu kaide gibidir. Allah'ın ayetini Allah'tan başka kim değiştirebilir? Vakfedenin koyduğu şart Allah'ın ayeti gibidir. Böyle olduğu halde cumhuriyetin başlangıcında vakıflar talan edildi. Vakıflar talan edildi. Yüzlerce, binlerce misali var bunun. Ama ben bir iki ehemmiyetli şey zikredeyim. Hiç şartı vakfa riayet edilmeden. Bugün bir otel yapıldı. İsviçre Oteli. Dolmabahçe Sarayı'nın üstünde. Ne oteli o? Sivir Sıvış Oteli'nin oteli yapıldığı yer Sultan Aziz'in vakfıdır. Orada bir cami temelleri atılmıştır o cami temelleri atıldı. Cami yapamadan Hüseyin Avni Mel'unu tarafından şehit edildi. Osmanlı tarihinde en büyük badirelerden biri Sultan Aziz Merhum'un şehit edilmesidir. Yavuz Sultan Selim gibi bir padişahtır. Ahlakıyla, inancıyla, dirayetiyle, her şeyle. Lakin şeytani zeka yok. Onu öldürecek adam tayin edilirken Sadrazam'a diyor ki ben bu herifin gözlerini hiç beğenmiyorum diyor. Ama sen istiyorsun madem pek sen asker tayin edin. Madem gözünü beğenmiyorsun o gözde bir düşmanlık hissettir Diren öldürdü seni. Devlet adamı olan burnu koku alacak. O ne demek biliyor musun? Bir ihaneti sezecek. Kulağı kirişli olacak istihbarata. Öyle yatıp uyuyarak bir fabrikadan müdürlük bile yapılmaz. Bir devlette de reislik asla. Evet. Sultan Aziz'in o vakfı vakfını İsmet Paşa'nın bir sekreteri vardı. Adı aklıma gelse. 100 liraya satın aldı. İki parsel yaptı. Öndeki parseli İsmet Toşi'ye verdi. Arkadaki parseli kendi adına bir apartman var orada. Zihnim yorgun hatırlayamadım şimdi. Narmanlar mıydı? Narman değil. Narman yukarıdadır. Teşvikiye'de. Bu hemen otelin otelin arkasında iki katlı bir kırmızı bina var. O İnönü'nün köşküydü. O caminin arsasını da temelleri örterek park yaptılar. Park. O, o parkın <laughs> altında caminin temelleri var. Arsa İnönü'nün evi bozulmasın diye de oradan Maçka'ya inen yolu balkon halinde, köprü halinde ilerlettiler. Gidin bakın ona. Köprüdür o yol. Arsası daralmasın diye. O birinci parseli İnönü'ye hediye etti. İnönü oraya köşkünü yaptı. Bu Sıvış Otel yapılmadan evvel orayı sattılar. Varisleri. Arkasındaki parselde kendi apartmanını yaptı. Şimdi onun adıyla İnönü'nün evinden en öndeki evin İnönü'ndür. Arkasındaki de bu genel sekreterin reisi Cumhuriyet. Gelir adıma adıma adı aklıma ama şimdi gelmedi. Onun adına apartman adıdır. Herifin adı apartmanın adıdır. Oradan geçerken dikkat edin. Önüne de bir şark kahvesi diye en ileriye bir şey yaptılar. Gerisini park yaptılar ki bir ileride belediye bilmem ne birisi gel buraya sahip olup şey yapmasın diye. Suş Otel nasıl elde etti orayı da nasıl yaptıysa İnönü'nün in evinin manzarası kesilmesin diye o park yapılan yer şimdi otel oldu. Bu İnönü'nün in Beytil Mali diye Ahmet Gürkan'ın bir kitabı vardır. 60 ihtilalinden sonra İnönü in bir devlet memurudur. 30 küsür trilyonluk şimdiki parayla o zaman milyarlık gayrimenkulü var saydı bunların hikayesini nasıl sahip olduğunu da saydı. İsmet Paşa'nın Mali diye bir kitaptır. Ahmet Gürkan. Bunların çoğu vakıf yeridir. Böyle devlet ticarinin çalmalarına ilaveten bir de böyle daha acı bir şey söyleyeyim. Süleymaniye vakıflarını satlığa çıkardılar. Süleymaniye caminin etrafında dükkanlar görürsünüz. O dükkanlar camiye gelir sağlasın diye ve cami etrafında bir pazar, bir canlılık oluşsun da cemaat hazır olsun her zaman diye yapılmıştır. Bunları satlığa çıkardılar. Müslümanlar vakıf arazi, vakıf alınmaz. Musibet gelir insana. İşte Şartul vakıf ke şari hükmüne göre vakıf araziyi alanın başı beladan kurtulmaz. Bir İslam literatüründe bir vaka vardır. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla giderken Allah ona hayvanatın dilini lütfetmişti. Serçeler kondular askerin geçeceği yola. Serçeler dedi ki kaçın askerim sizi çiğner geçer. Serçenin biri dedi ki hele bir çiğnesin de göreyim dedi. Seni mahvederiz dedi. Süleyman Aleyhisselam dedi ki ya küçücük bir serçesin sen ben nasıl mahvediyorsun dedi. Bir vakıf malından gagama bir parça toprak alıp mülkünü atarsam görürsün gününü dedi. Mülkün başına parçalandı, batar dedi. Böyle kıssalar var ki vakıftan öyle hazır ederler. <laughs> Hazreti Peygamber'in başka bir hadisi var. İtteku vavat. Vavlardan korkun. Nedir o? Veli olmak, vasi olmak, vakıf olmak, vakıf idarecisi olmak. Korkun bunlardan. Dört tane kelimenin başındaki vardır bu. İtteku vavat. Müslümanlar almadı, haramdır, caiz değildir diye. Gavurlar aldı. Gavur da İslam'a hassasiyet beklemezsin ya. Gavurun da bunun zengini aldı. Ermeniler, Ermeni patrikhanesini Rumlar Rum patrikhanesine bağışladı. İddia ediyorum. 70 milyonun önünde iddia ediyorum. Süleymaniye dükkanlarının kahir ekseriyetinin kirasını Ermeni ile Rum patrikhanesi alıyor. Çünkü oraya hibe ettiler. Böyle İstanbul'da, Sade İstanbul'da sayısız tarımar edilmiş vakıf sayabilirim size. Sade. Yıkılan camileri. Bir adam 20 sene çalıştı listeledi. Sebilbir Reşat'ta uzun uzun isimlerle yayınladı. Ben size ahır yapılmış, hayvan nallama şey yapılmış, yıkılıp yok edilmiş, ortadan kaldırılmış halk partisi ocak binası yapılmış camiler sayabilirim. Bunları gördüm. Bozacının, Vefa'da Bozacının bitişindeki cami satılmış bir nalbant almıştı. Ben orada 50'li yıllarda talebe yurdu çalıştırdım. At nallanıyordu camide. Bozacı ile el ele verdik. Sahibinden satın aldık, vakıflardan izin aldık. O camiyi eski şekline getirdik. Orada duvarda bir halka vardır. Bozacı İsmail Efendi Allah rahmet eylesin dedim ki bu halkalar sökmeyelim burada kalsın. Neden? Kimse bilmez. Hayvanın ayağını nallamak için ayağı kaldırıyor. Ayağı duvardaki halkaya iple bağlıyordu ki salınmasın. Kesiyor, yapıyor, çekişliyor. O hayvan ayağını bağlamaya mahsus halka gidin görün hala orada. Burası hayvan nalbantına satılmıştı. Unkapanı Köprüsü'nden geçtiğiniz zaman, eski tekel binasına gitmeden orada bir cami var. O camide ben Halk Partisi Ocak Levhasını gördüm. Minare de yoktu, minareyi yıkmışlar, şimdi yapıldı. 50'li yıllarda orası Halk Partisi Ocak binasıydı, o levhayı gördüm. Daha garibini size söyleyeyim. Çanakkale'de bir cami umumane yapmışlar. Sebulü Reşat koleksiyonunda görebilirsiniz. Bu da haberdir orada. Tespit edilebilen Türkiye'de 20 bin cami yıkılmış, satılmış, yok edilmiştir. Buna dair Şevket Eyi kalın bir kitap çıkardı. Oraya bakarsınız. Sade Emin önünde 112 cami yoktur. Yıkılmış satılmış yok edilmiş. Senin bütün gayrimüslimlerden alınan vakıfların toplansa onların heyeti umiyesi Süleymaniye vakıf dükkanlarının satılması kadar ehemmiyete hayır bir hadisi olamaz. Sen vakfa riayetsizlik yapılmış da geri verilmesi lazım diyorsan evvela Müslümanların vakıflarını ver. Sen vakıf parasıyla banka kurdun. Banka İslam'da haram, faiz haram. <laughs> o bankaya vakıf parasıyla kurdun. Onu vakfeden adamların kemikleri sızlıyor. Laneti de sizin üzerinize yağıyor. Vakıf parasıyla banka mı olur? Hiç olmazsa şimdi bir yatırım bankacılığı diye biraz İslam'a uydurularak bir şey yapıldı. Çevirin onu ona. Ama dini hassasiyetin yok ki ahiret hesabı yapan yok. Sen vakıf parasıyla nerede buldun bu parayı da bu vakıflar bankasını kurdun? Vakıfların parasıyla bunu yaptın. Cinayet bir değil bin. Gayrimüslim'e iki tane vakfı iade etmen nereden çıkıyor? Avrupalıyı hoşnut etmek. Peki sen bunu bir hakkaniyet icabı veriyorsan ben de seni takdir ederim. Gavurun da hakkantıdır. Müslüman kafirin hakkına tecavüz etmez. Daha tehlikelidir. Çünkü o ahirette imanından ister. Amelinden değil. Müslüman hakkına tecavüz edersen o amelinden ister. İmana ihtiyacı yok, orada sağlam, amelden gidiyor cehenneme. Ama gavur imandan ister, dayatır. Allah da karışmıyor kul hakkına. Sen, gavura bile adalet yapmakla mükellefsin. Müslim, gayrimüslim. El halkı iyalullah. Bütün insanlar Allah'ın hane halkı gibidir. İnanır inanmaz, en büyük insan hakkı inanmak veya inanmamak hürriyetidir. allah ve Azimüşşan bütün kainatı insanlar ve cinlerin idraki seviyesinde bilinmek, bu bilinmenin vicdani neticesi olarak ibadetlerle tekrim olmak üzere yarattığı halde bunu kabul etmeyip, Kendine inanmayan adama cebir tatbikine müsaade etmiyor. Ateistlik hürriyeti tanıyor. Sen bir adama cebir tatbik ederek illa inansın diye zorlayamazsın. İster inanır ister inanmaz. Sen tebliğ et bırak. Allah'ın peygambere bile emri böyle. Biz Kemalizme inanmasak ve uymasak savcı yakamıza yapışıyor. Lan sen bir beşeri sistemsin. Allah kainatı bu iman için yarattığı halde inanmayana hak tanıyor. Karışmayın ister inansın ister inanmasın. Ve subhanallah. Allah'ın nizamında tanınan hakkı sen tanımıyorsun. Binaenaleyh bir adama kafir diye ne kızabilirsin ne cebredebilirsin asla. İnancın da hürdür. İslamiyet onunla tanıdığı hakları kullanır, tanıdığı mükellefiyetleri ifa eder, oturur orada. <laughs> devlet onu da korumakla mükelleftir. Hayatı mematı müemmendir. Çünkü devlet inanır ki Allah-u Azimüşşan benim zulmetmeyeceğime itimat buyurduğundan bunların idaresini bana nasip etti. Bunları benim idarem altına düşürdü ki ben zulmetmem bu. Bu itimattır bana. Bu itimada ihanet etmeyeyim de. Böyle bir sistem. Onun için adamın haksızlığa vakfını aldı. Ver. Ama asıl kitleye sıra geldiği zaman ve subhanallah bu hak değil mi? Sadece gayrimüslimlere ait bu hak. Hadi bakalım gasp edilen İslam vakıflarını yerine koy bakalım görelim seni. Bunu yapmaya cüret edebilir mi? Çünkü Rum'un Ermeninin vakfı üç 5 tane Müslümanların vakıfları binlerce gasp edilen, tarmar edilen binlerce benim çocukluğumda Akçabat'ta eski cami denilen cami bir kadın vakfetmiş. Vakfiyesi benim elimde var. Mezarlık da onun. Mezarlığın karşı tarafında hemen çarşının bitişinde iki yüzdenin bir tarlası vardı. Çocukluğumda orayı vakıflar idaresi kiraya verirdi. Camilerin onların vesairesine sarf ederdi. Şimdi orada bir lise var, bir imam hatip mektebi var, apartmanlar var, çarşı pazar var. Nasıl bak tarmar ettilerse devlet eliyle tarmar edilir. Bu benim mahallemde olan iş. Başka bildiğim böyle gasp edilmiş vakıflar da var. Trabzon'da bildiklerim var. Mezarlık bildiğim yer var. Şimdi üzerinde karayollar binası var. Şimdi Karşımda Trabzonlular olsa da tarifiyle vesairesiyle söylesem. Ben lisede okurken mezarlık, mezarlık. Bugün üzerinde karayollar binası var. Neden? Mustafa Kemal memleketin en eski mezarlığı, Yavuz Sultan Selim'in anasının yattığı mezarlığı park yaptı. Aşıklar park oldu. Cumhuriyet mezarlık tarımı öğretmekte, vakıf tarımı öğretmekte sayısız cinayet işlemiştir. Sen Müslüman bir idareciysen evvela bunu düzelt. Bu dersim için özür dilemekten bin defa daha ehak eh olan gerekli olan bir özürdür. Sen Müslümanlardan özür dile ki biz nahak hak yere ölülerinden özür dile. Hayatım, ahiret hayatım garantilensin diye bir mal vakfetmiş adamın vakfiyesini bozdun. Binlercesini bozdun. <laughs> Bunu söylesek hiçbir idarecinin kulağına girmez. Çünkü bu düzeltme hakkaniyet duygusuyla değil, Avrupalıya hoş görünmek <laughs> duygusuyla. Ne melanet işlendiyse tanzimattan bu yana bu ülkede hep Avrupalıyı memnun etmek. Ulan sen haç taksan Avrupalı memnun olmaz. Sana inanmaz. Senden dayak yemiş 400 sene bu Avrupalı. 400 sene hepsinin kıçında senin tekmenin kızarıntısı var hala. Haç taksan sana inanmazlar. Boşuna bu gayret. Avrupalı beğenmeyecekmiş. Beğenmese beğenmesin. Başka bir sual sor. Şurada biz Üsküdar'da bir tane aldık. Apartmandı. Kavser Baba Camii gidin görün biz onu yaptık. Altında türbe, türbenin üstü bir Alevi'nin eviydi. Evet. Bakın satılmış. O da diyor ki ben bunu bir Ermeniden aldım diyor. Ben onu belediyeyle te tehdit ettirdim. Bu tapuda bu camidir. isimlak edeceğim sana da bir milyar vereceğim dedim. Dört buçuk milyara bir satın aldık orayı. Şimdi camidir orası gidin görün şipşirin. Sadece Üsküdar'da böyle yıkılan, satılan tarmar edilen 15 20 vakfı biz takip ediyoruz. Dosyalarımız var. Şurada Bandırmalı Cami var vesaire. Bir sürü saymakla bitmez.